Evet gençler, 28. sayfada beraberiz. Fosiller birlikte keşfedelim diyor. Bakalım fosillerde ne varmış arkadaşlar. Malzemelerimiz varmış. Malzemeler deniz kabuğu. İşte bir parça yumuşak model kil, küçük bir merdane, toz, alçı, su, sıvı yağ. İşte şunları alın diyor. Bakalım ne yapıyor, nasıl yapılacak, bir yol izleyelim diyor. Kilin düz ve pürüzsüz hale gelinceye kadar merdane ile açalım. Ekmek gibi açınız diyor arkadaşlar. Bastırdığımız kabuk ve yaprak dikkatlice kaldıralım. Oluşan şeklin üzerine biraz sıvı yağ sürerek yapışmayan bir yüzey elde edelim. Alçı çukurun üzerine en az 1 santimetre kalınlık oluşturacak şekilde dökelim. Daha sonra kalıbı öylece bırakarak alçının bir gece boyunca kurumasını sağlayalım. Yumuşak model kilin kalıbın üzerinde sonra kaldıralım, dönüşünelim, yazalım bakalım ne düşünüp yazacak mısınız? Ayrıca aşağıdaki yazıyı okuyun arkadaşlar. Burada ne yazıyor? Videonun altında tüm ders kitaplarının cevapları ve yazılı soru linki var. Linke tıkla, yüz al diyor. WhatsApp gruplarında paylaş, arkadaşlarına yardımcı ol. Evet, düşünelim. Yapalım. Ne diyor? Bu etkinlikte kullandığımız araç gereçler gerçekte hangi kavram ve olayları temsil ediyor? Evet, yukarıdaki işte kil, makas, merdane neyi temsil ediyor diyor. Oyun hamuru neyi temsil ediyor? Oyun hamuru kalıp oluşturmak için. Evet, oyun hamuru kalıp oluşturmak için kalıp şeklini temsil ediyordu. Kabuğu bastırıp tekrar yerinde çıkarmamız ise şekil oluşturmak içindi arkadaşlar. Alçı kalıbı oluşturmamız neyi temsil ediyordu? Şeklin daha sağlam olması için değil mi? Alçı kalıbı şeklin daha sağlam olması için kalıba dökmemiz gerekiyor idi sevgili gençler. Evet, videomuz burada son buldu. 4. sınıflara başarılar diliyorum. Hadi bakalım, beğen tuşuna basın arkadaşlar. Abone olun, WhatsApp gruplarında paylaşın. Çok da güzel yorumlar yapın ki sizin yorumlarınızı sabitleyeyim. Hoşça kalın.